أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عزيز kardeşlerim, değerli müminler, Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz namazımızı kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Yüreklerimizde, gönüllerimizde Rabbimiz kötülüklerden iyiliklere, günahlardan sevaplara hicret etmeyi hepimize nasip eylesin. Bu hicri yıl başından itibaren yılın sonuna kadar her türlü kötülüklerden, şeytanın şerrinden, münafıkların nifakından, hasetçilerin hasedinden, fitnecilerin fitnesinden Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Bir ömür boyu namazı ve diğer bütün ibadetleri hayatımızın bir parçası olarak geçirmeyi, ibadetli bir hayatı bizlere ve neslimize, gençlerimize, çocuklarımıza nasip eylesin inşallah. Peygamberlerin sahip olduğu 5 özellik vardır. Bunlar sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğdir. Peygamberler bu vasıflarla yaşadılar, görevlerini ifa ettiler. Rabbimiz bizleri de bu vasıflarla tavsif eylesin inşallah. Bu vasıflardan birincisi sıdk, doğruluk demek, dürüstlük demek. Her zaman, her an bütün insanlığın ihtiyacı olan çok önemli bir özellik. Sadakat olmadan, dürüstlük olmadan, doğruluk olmadan Müslümanlık olmaz. Dürüstlük noktasında o kadar dikkatli olacağız ki çocuklarımız bizim o özelliğimizi göre göre, yaşaya yaşaya gelişecekler, serpilecekler, büyüyecekler. Karşısında dost doğru, dürüst bir baba, dost doğru, dürüst bir anne ve abi, abla, dede, nine, onları göre göre, onları yaşaya yaşaya gelişecek şahsiyet kazanacak. Çünkü çocuklarımızın kişiliklerinin, şahsiyetlerinin %70'e yakını psikologların, eğitim bilimcilerin tespitlerine göre %70'e yakını 7 yaşına kadar oluşuyor, gerçekleşiyor. Bu yüzden onların karşısında Rabbimiz nasıl olmamız gerektiğini bizden istiyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi özelliklerle yaşamamız gerektiğini bizden istiyorsa öyle yaşamak zorundayız. Şöyle söylüyor hadis-i şerifte. Aleyküm bis sıdkı. Sakın ha doğruluktan ayrılmayınız.
فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ Çünkü doğruluk iyiliğe götürür. فَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ İyilik de cennete götürür. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا Bir kişi doğru söyledikçe Allah indinde doğrulardan yazılır. Artık o, onun ruhunda, onun kişiliğinde dürüstlük, doğruluk yerleşir. Ve hadisi şerifin devamında şöyle buyuruyor Peygamberimiz. İyyâkum bil kezbi, yalandan sakınınız. Fe innel kezbe yehdi ilel fücûri, zira yalan kötülüğe götürür. فَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي اِلَى النَّارِ Kötülük de cehenneme götürür. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Kişi yalan söyledikçe Allah indinde yalancılardan yazılır. Rabbimiz hepimizi muhafaza eylesin. Şu anda uzaklardan ve yakınlardan teşrif ederek huzurla ibadet eden, namaz kılan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin huzurunda sana yönelen bütün kardeşlerimizin her türlü niyetlerini, ibadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Ebediyet irtihal etmiş bir cümle yakınlarımızın ruhlar hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe ile cehennem çukurlarından birer çukur olmaktan sen koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. İbrahim. Hocam.